Tüp bebek tedavisinde dikkat edilmesi gereken bazı konular var. Yoğun tecrübe sonucu elde edilen bilgiler ışığında özellikle düşük dozda stimülasyonu tercih etmek gerekiyor. Çünkü düşük dozda stimülasyonda oluşabilecek hiperstimülasyon gibi yan etkiler az olabildiği gibi oluşacak yumurta kalitesi, folikül kalitesinin de artmış olduğu gösterilmiş durumda. Diğer dikkat edilmesi gereken konu ise iyi sperm seçimi. Teknolojinin gelişmesiyle elde edilen mikroskoplar 7000 kata kadar sperm hücresini büyütebilmekte ve DNA hasarlı olan sperm hücreleri ayırt edilebilmekte ve daha sağlam, daha kaliteli spermler seçilebilmekte. Böylece oluşan döllenme daha kaliteli olmakta, embriyo daha kaliteli olmakta ve başarı şansı artmaktadır. Üçüncü dikkat edilmesi gereken konu ise dondurma konusu. Elde edilen fazla embriyoların özel bir yöntemle nitrojen içinde saklanması ileri dönemde hem hastanın tüp bebek aşamalarının tekrar yaşamasını engellemekte ve daha kolay bir yöntemle ikinci veya üçüncü denemeler yapılabilmekte. Dördüncü önemli konu ise transfer aşaması. Transfer aşamasında özellikle blastosist aşamasında yani embriyonun 5. gününde transferi tercih etmekteyiz. Böyle yapıldığında hem çoğul gebelikler engellenmekte hem de başarı şansı oldukça artmaktadır. Tekrarlayan düşüklerde yapılan diğer incelemenin adı ise PGD dediğimiz preimplantasyon genetik tanı. Embriyolar mikroskop altında incelendiğinde her ne kadar sağlıklı gözükse de oluşacak mikro deletionlar veya kromozomal anomalilerin tanısı PGD yöntemiyle konulmakta. Böylece de sağlıklı embriyonun seçimi daha doğru şekilde yapılabilmektedir.